İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 ilde sünnet düğünü, nişan ve kına etkinlikleri yasaklandı. Düğün ve nikahlarsa bir saat içerisinde gerçekleştirilecek. Peki etkinlikler için önceden salon kiralayıp kaporasını ödeyen ya da ödeminin tamamını yapan aileler paralarını geri alabilir mi? Kaporadaki amaç keyfi olarak vazgeçilmesine yöneliktir. Dolayısıyla burada düğün salonu veyahut kına gecesi yapılacak işletmenin sahibinden tüketici bir talepte bulunamayacağı gibi neden salonunu açmıyorsun, neden bizi ağırlamıyorsun, anlaşmıştık, kapora da vermiştik diyemeyeceği gibi salon sahibi de sen neden katılmıyorsun, ben senin kaporanı vermem, hatta bedelin tamamını da talep edenler varmış, bedelin tamamını da alırım falan dememelidir. Tüketici dernekleri bu durumun mücbir sebep sayıldığı görüşünde. Buna göre mücbir sebep nedeniyle sözleşme otomatik olarak feshedilmiş sayılacağı için taraflar birbirinden tazminat talep edemez. Parasını geri almak isteyenlere taleplerini yazılı olarak yapmaları da tavsiye ediliyor. Kolayımıza geliyor. Açıyoruz cep telefonundan. Diyoruz ki biz gelemeyeceğiz. Malum devlet yasakladı, kaporamızı geri ver. Hayır, bunu böyle yapmayın. Lütfen bunu ya WhatsApp mesajıyla yapın ya fax ile yapın. Teyit raporu çıkar fax cihazlarından. O raporu da ekleyin gönderdiğiniz yazıya. Veyahut da elektronik posta ile bildirin. Tüketici dernekleri vatandaşlara herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde tüketici hakem heyetine başvurmalarını tavsiye ediyor.